İyi akşamlar sevgili Kanal Üstü izleyicileri. Bu akşam da yine aranızdayız. Bugünkü konuğumuz geriatri bilim dalı öğretim üyemiz Teslime Atlı. Doçent Doktor Teslime Atlı. Hocam hoş geldiniz. Hoş programımıza onur verdiniz. Sağ olun. Şimdi geriatri nedir? Yaşlı hastalara bakan, onlara takip eden bir dal diye ben özetledim ama evet. Tabii asıl uzmanından bunu alalım. Ben müsaade ederseniz hocama biraz her zaman yaptığımız gibi tanıtmak istiyorum. Ondan sonra kendisinden geriatri ile ilgili bilgileri alacağız. Sevgili hocamız Hacettepe Tıp mezunu, iç hastalıkları uzmanı olduktan sonra geriatri bilim dalı üzerinde ihtisaslaşmış kendisi. Ve bilim dalımızın da ilk hocalarından. Hocamızın geriatri ile alakalı uzmanlık derneklerinde çok aktif görevleri var. Bu alanda çok sayıda yayını ve ulusal ve uluslararası tebliği var. Ülkemizdeki en tecrübeli, bu alanda önde gelen geriatri hocamızdan bir tanesi Teslim hocamız. Sağ olun. Buyurun hocam. Geriatri bilim dalını bize biraz tanıtın. Geriatri nedir? Geriatri uzmanı nasıl olunur? Aslında pek fazla halk arasında bilinen evet. bir bilim dalı değil. Doğru söylüyorum sanıyorum. Hekimler arasında bile çok fazla bilinen bir bilim dalı değil. Hekimler arasında bile bilinmiyor. Evet. Neden geriatri bilim dalına ihtiyaç var? Geriatri nedir? Evet. Buyurun hocam. Geriatri yaşlılık tıbbı. Yani tıbbın yaşlara bakan bölümü. Pediatri var. Çocuklara bakıyor. Tabii yaşlılar da birçok özellikleri nedeniyle farklı bakılması gereken, farklı tedavi edilmesi gereken, farklı takip edilmesi gereken bir grup. Dünyada da nüfusu giderek artıyor. Bazı ülkelerde %15'lere varıyor yaşlı nüfusun oranı. Mesela ülkemizde %6'lara varıyor yaşlıların oranı. Ama bunların hastaneye başvuru oranları çok yüksek. İlaç kullanma oranları çok yüksek. O yüzden bu özel takip edilmesi gereken grup için yeni bir bilimin, yeni bir tıp dalının kurulması ihtiyacı görülerek önce dünyanın diğer ülkelerinde, özellikle gelişmiş ülkelerde, yaşlı nüfusunun fazla olduğu ülkelerde bu bölüm kuruluyor. Bizim ülkemizde de aslında hikayesi oldukça 40 yıllık falan, 40-50 yıllık. Ama az, Cerrahpaşa'da ilk başlamış ama uzun süre çok silik seyretmiş, çok yavaş seyretmiş. Biz ülkemizde ikinci olarak geriatrinin kurulduğu üniversiteyiz, tıp fakültesiyiz. 1993 yılında kurulduk. Ve çok hızlı bir ilerleme kaydettik. Yani daha önceki kuruluşa göre bizim kuruluşumuzdan sonra Türkiye'de geriatri geldik. Gerçekten oldukça hızlı bir yol almaya başladı. Daha çok işte geriatri uzmanları, geriatri bilim dalları, çeşitli fakültelerde bölümler kurulmaya başladı. Ve ama geriatri uzmanı özel sayısı yeterli değil tabii ülkemizde. Yani 20'ler civarında henüz çok az. Yani tüm Türkiye'yi düşünürseniz 20'li rakamlar çok komik şu anda. Bütün yaşlara bakması beklenemez. Bu kişiler genelde hep öğretim üyeleri, eğitmenler olarak çalışıyorlar. Yani öyle hani polikliniğe oturup da bütün yaşlara tabii bakacağız diyemezler. Sizler bir anlamda, sadece geriatri hastalarına hasta demeyelim, yani yaşlı hastalarımıza bakmakla kalmıyorsunuz. Diğer hekimlerimize geriatri konusunda bir anlamda eğiticilik de görevi görmüş oluyorsunuz. Evet. Sayınızın azalması evet. nedeniyle. Bence de yani şu anda geriatri uzmanların üzerine düşen en önemli görev bu konuda diğer hekimlerimizi, özellikle pratisyen hekimlerimizi ve artık mesela aile hekimleri birçok şehirde görev yapmaya başladı. Aile hekimlerini bu konuda eğitmek bence birincil görevi olması gerekiyor geriatri uzmanların şu anda. Peki o zaman yaşlı kime diyoruz? Yani yaşlılık aslında kavramı çok göreceli geniş bir şey. Anlam, göreceli bir şey. Yine evet. Kimine göre yaşlı olan, kimine göre değil olmuyor. Tabii. Peki tıbben kime yaşlı diyorsunuz siz işin uzmanı olarak? Evet. Ve geriatri bölümlerine kimler başvuruyor? Hangi yaş grubundaki kişiler başvurması gerekiyor? Evet. Yaşlı deyince aslında düşünürseniz hani 5 yaşındaki çocuk 3 yaşındaki çocuğa göre daha yaşlı. 60 yaşındaki 40 yaşındakinden yaşlı. Yani göreceli bir olay bu. Ama tabii ki bir takım kabuller açısından, sosyal güvenlik açısından, emeklilik açısından bir sayının hani verilmesi gerekliliği doğmuş. Bu nedenle hani bakılmış 65 yaş üzerinde hemfikir olunmuş. Şu anda hem ülkemizde hem de dünyanın birçok yerinde yaşlı denildiğinde akla gelen, söylenen rakam 65 yaş.
Yani biz 65 yaş ve üzerindekilere hizmet veren bir bölümüz geriatri olarak. Bize 65 yaş ve üzerindeki herkes başvurabilir. Ama tabii bize ameliyat olmak için değil. Bir şikayet olması gerekmiyor. Yani hiçbir burada şey olmayabilir. Tabii, bir rahatsız olması gerekmiyor. Hasta kontrol için gelebilir. Hocam ben işte 70 yaşındayım ama hani neyim var, neyim yok, ne yapmalıyım, nasıl takip edilmeliyim, neler kullanmalıyım, hani hangi hastalıklardan nasıl korunabilirim, günlük yaşantıma nasıl dikkat edeceğim. Yani buradan şunu anlıyoruz. Geriatri bilim dalı sadece yaşlı yani 65 yaşında sizin deyiminizde üstündeki hastaların hastalıkların tedavisiyle ilgilenmiyor. Evet. Herhangi bir şikayet olmasalar bile bu hastalıkların yaşlılıkta en sık görülen hastalıkların korunmasına dönük de hizmet veriyorsunuz. Tabii ki. Günlük bir anlamda onlara yaşam koçluğu da yapıyorsunuz. Tabii. Beslenmesinden sporuna kadar ya da günlük yaşantısındaki dikkat etmesi gereken her alanda onlara bir anlamda eğitmenlik de yapıyorsunuz. Evet. Bize başvurmasından en mutlu olduğumuz ve takdir ettiğimiz, hani iyi ki geldiniz, hep böyle gelse keşke dediğimiz grup takip için gelenler. Yani başka bir hastalık için mesela kardiyolojik problem vardır, kardiyoloji de izlenebilir. Bu bize gelmemesi için bir sebep değil. Bize de başka sebeplerle gelebilir. Hani hocam benim son zamanlarda başım dönüyor. Hani kardiyoloji hastasıyım ama birçok şey baş dönmesi yapıyormuş. Kendimi ben eskisi gibi, güçlü hissetmiyorum. Daha zayıf hissediyorum. Daha hassiz hissediyorum. Veya hiçbir şikayetim yok ama bir yıldır beni hiç doktor görmedi. Beş yıldır hiç doktora gitmedim. Veya kendimi merak ediyorum diyerek gelebilir. Bizim en sevdiğimiz başvuran grup bunlar. Ama tabii diğer mesela 5 tane hastalığı oluyor, 8 tane hastalığı oluyor, 20 tane ilaç kullanıyor bazı insanlar. Şimdi hangi bir hekime gidecek bir sorun olduğunda? Kime gidecek? Tabii ki mesela kardiyolojik hastalığı vardır, göğüs ağrısı vardır, kardiyolojiye gidebilir ama kilo kaybediyorsa kime gidecek mesela? Başı döndü, düştüyse kime gidecek? Böyle bilmediği, hani ne olduğunu açıklayamadığı, kime gideceğini bilemediği durumlarda yaşlının bize gelmesini biz öneriyoruz. Bize gelin, biz araştıralım, bulalım ve sizi yönlendirelim. Yani bizim görevimiz bir takım şeyleri tanı koymaya çalışıyoruz. Hastalarımızı yönlendirmeye ve bir takım konularda eğitmeye çalışıyoruz. Burada tabii ki yaşlılık fizyolojisini de hastalara tahmin ediyorum anlatıyorsunuz tabii, siz. Tabii. Bazı şeyler belirgin klasik hastalıklar görülmeksizin de ister istemez yaşla birlikte değişime uğruyor. Tabii. Bu konuda da vatandaşı bilinçlendirmek, kişiyi hasta demeyelim, kişiyi fizyolojik değişimleri anlatmak, işte günlük yaşamında zaman zaman hissettiği şeylerin, örneğin son zamanlarda daha fazla hassiz hissediyorum kendisini. Bu bir hastalığa mı bağlı yoksa yaşın getirdiği evet, bir şey mi? Evet, evet. İştahsız hissetmesi ya da çok uyku uyuması, eskisine göre çok uyuyorum diyor mesela hasta. Bunu tabii ki yaşlılık fizyolojisiyle belki açıklamak mümkün ama bazı hastalıklarla da bu söz konusu olabilir. Ya da verilen bir takım ilaçlara bağlı bir takım yan etkiler olabilir bunlar. Tabii ki sizlere gelip bunlara danışması daha kapsamlı bir şekilde diğer uzmanlık dallarına göre kendi yaşantısıyla ilgili bilgiler alması daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum ben. Tabii ki yaşlanma, bir kere herkes şunu bilmeli. Yaşlanmak bir hastalık değil. Yani ben yaşlandım, halsizim. Normal, bu yaşlılığa bağlıdır demek doğru bir davranış değil. Veya hani yaşlanınca daha önce işte 2 kilometre yol rahatlıkla yürürken hani artık aradan zaman geçip 80 yaşına geldiğinde o yolu yürüyemeyince de bu bir hastalık mı demek de patolojik bir şey. Hani o yüzden hani bu bir hastalık mıdır? Yaşlanmanın doğal bir sonucu mudur? Bunu hekimle konuşmak çok önemli. Bunu ama hem hekimlerde hani bu konuyla ilgili hatalar var hem hastalarda. Mesela bazı hastalar, yaşlılar unutuyor. Unutkanlık oluyor. Diyorlar ki yakınları, kendileri, hocam doğal, yaşlandık, unutacağız diyorlar. Ama böyle bir şey yok. Hiçbir hastalık doğal değil. Hiçbir sorun aslında doğal değil normal şartlarda. Veya idrar kaçırıyorlar. Diyorlar ki biz soruyoruz mesela, söylemiyorlar bile. Niye söylemiyorsun diyorum. Hocam olacak bu yaşta, tabii ki kaçıracağım. Onda mı olmasın, o da mı olmasın falan diyor. Böyle bir şey yok. Yani hiçbir hastalık doğal değil. Hiçbir hastalık yaşlanmanın normal bir sonucu değil. Bunların hepsi bir takım problemler ve bunlar için yapılabilecek şeyler olabilir. O yüzden her şeyi hekime söylemek lazım. Bunu söyledikleri hekimlerin de hastaları oyalamadan hani bunları bir problem olabilecek şekilde kabaca değerlendirip hastayı uygun şekilde yönlendirmesi lazım. Ben hep böyle bu konu açılınca bir fıkra anlatıyorum. 80 küsur yaşlarında bir yaşlı amca doktora gidiyor. Diyor ki evladım sağ dizim ağrıyor.
İşte doktor da içinden diyor ki kaç yaşına gelmişsin? Ne olacak bu yaşta olur diyor içinden. Sonra diyor ki amca o yaşlılıktan diyor. Adam da diyor ki evladım benim öbür dizim de 85 yaşında ama o ağrımıyor diyor. Yani bu bence çok güzel bir örnek. Yani bir yaşlı geldiğinde söylediği bir şikayeti yaşlığa bağlamadan önce hani bunun bir hastalık olup olmadığını araştırmak lazım. Aslında burada bunu sadece biz hekimler yapmıyoruz. Aile bireyleri, evinde yaşlısı olan aile bireyleri de yapabiliyor bunu. Aslında Allah yaşlılarımızı başımızdan eksik etmesin dememiz gerekiyor. Her evde olmasa bile 2-3 evde bir yaşlı var. Annemiz, babamız, teyzemiz, halamız, amcamız, dayımız var. Bunlara tabii ki bakmak, onların sorunlarıyla ilgilenmek bizim boynumuzun borcu. Ama burada tabii aile bireylerin de bu anlamda bu verdiğiniz örnekte bu fıkra belki ama bir gerçeği yansıtan bir fıkraydı. Yaşlısı olan bireylerin de bu anlamda duyarlı olması gerekiyor değil mi yaşlılara? Evet. Tabii siz sadece yaşlılara değil, yaşlısı olan bireyleri de ev halkını da bu anlamda eğitmiş oluyorsunuz. Tabii ki. Onlarla ne yapacağı konusunda. Biz mesela geriatriye bir yaşlı geldiyse yakınıyla beraber istiyoruz. Özellikle beraber yaşadığı yakınıyla veya onunla en çok ilgilenen kişiyle beraber istiyoruz. O kişiyi yani o yaşlıyı tıbbi açıdan değerlendirmenin dışında diğer bölümlerden farklı olarak sosyal açıdan yani yaşadığı çevre, ortamı, yemeğini yiyebiliyor mu, yemek yapabiliyor mu, dışarı çıkabiliyor mu, alışveriş yapıyor mu bu açıdan değerlendiriyoruz. Ayrıca fiziksel açıdan, fonksiyonel açıdan değerlendiriyoruz. Hani yürüyebiliyor mu, elini kolunu hareket ettirebiliyor mu, ilacını açabilir mi, hani kutuda ilaç mı vereceğiz, şişede ilaç mı vereceğiz, nasıl vereceğiz bu açıdan değerlendiriyoruz. Ve psikiyatrik açıdan, psikolojik açıdan tabii değerlendiriyoruz. Bakan, ona bakan yakınları bilinçli mi gerçekten değil mi? Ona tabii. Fayda sağlayacağım derken, ona bakacağım tabii. Derken belki tabii. Zararlı işler yapıyorlar. Tabii ortalama bir saat alıyor bizim bir yaşlıyı değerlendirmemiz. Hekim değerlendiriyor, hemşire hanım değerlendiriyor, ona bir takım testler yapıyor. Arkasından psikoloğumuz değerlendiriyor ve psikoloğumuzun değerlendirmesi sırasında da özellikle yakınının hastayla beraber olmasını ve orada önerilecek şeyleri dinlemesini talep ediyoruz ve kesinlikle hastanın yakınını yanında istiyoruz. Buradan anlıyoruz ki aslında geriatride bir ekip çalışması da var. Evet. Sadece bir geriatri uzmanı değil, psikolog ve hemşiresiyle birlikte hasta ve yakınları komple bir değerlendirmeye alınıyorlar. Temelde bizim kliniğimizde bunların hepsi beraber çalışıyor. Bunların dışında mesela psikiyatri içerisinde geropsikiyatri diye bir bölüm var. Bizim bu bölümle çok sıkı ilişkilerimiz var. Kliniğimizin hemen yanında fizik tedavinin rehabilitasyon bölümü var. Orayla hastalarımızı konsülte ediyoruz. Şimdi hocam şuraya bir araya girmek istiyorum. Geropsikiyatri dediniz. Şimdi toplumumuzda şöyle bir şey vardır, bir laf vardır. İnsan yaşlanınca çocuklanır der, çocuklaşır derler. Bu ne kadar doğru? Bir de gerçekten bireylerin yaşlılara çocuklar gibi mi davranması gerekiyor? Buradan bunu mu anlamamız gerekiyor? Yoksa ister istemez yaşlı psikolojisi yaşla birlikte değişiyor. Ne anlamda, ne yönde değişiyor? Ve yaşlı yakınları bu noktada ne yapması gerekiyor? Nasıl davranması gerekiyor? Yaşlıların hangi davranışlarını normal örnekler vererek lütfen açıklayın. Hangi davranışlarını bizim normal yaşlılık çerçevesinde değerlendirmesi gerekiyor yakınlarının? Ama hangi davranışlarını normal dışı bir geropsikiyatriste ya da bir geriatri uzmanına danışmasını gerektiriyor? Yani yaşlı çocuklaşır derken bence bunu hani psikiyatrik anlamda değil de hani fonksiyonel anlamda hani muhtaçlık anlamında belki kabul edebiliriz. Hani çocuklarımız nasıl küçükken bize muhtaçlar, her şeylerine biz yardım ediyoruz. Yaşlılar da belli bir zaman sonra hastalıkları nedeniyle, bir takım problemler nedeniyle bize bir takım konularda bağlı hale geliyorlar. Ama bunun dışında hani o çocuklaşır diyen hani ben yemeyeceğim, ben yapmayacağım, ben dışarı çıkmayacağım. Bunlar genelde kişisel özellikleri o kişilerin. Ve bu özellikler hani ne kadar şımartırsanız, ne kadar bunu işte pohpohlarsanız, onu ne kadar yaşlı kullanabilirse, tıpkı çocuklarda olduğu gibi hatta belli orta yaş kadınlarda da böyle şeyler vardır. Hani siz ne kadar bu şeyleri pohpohlarsanız yaşlı o kadar kullanır. Yani mesela çocukları aşırı, yanında aşırı olmayan... Aşırı üzerine düşme. Düşmek de çok yemek konusunda şey ya da işlerine yardımcı olmak konusunda buradan bu mesajı verebilir miyiz izleyicilerde? Tabii. Olabildiği kadar kendi işini kendisi yapmaya çalışsa kendisi değil mi? Yapmalı. Çünkü bir insan ne kadar bir şeyleri yaparsa bir yaşlı o kadar onu yapmayı ister ve yapar. Yani kendi yemeğini mümkün olduğunca yapabilmesi lazım.
kendi başına dışarı çıkıp ufak tefek alışverişlerini yapabilirse çok iyi olur. Ufak yürüyüşler yapmasında fayda var. Para hesabını kendisinin tutması çok önemli. Çünkü tutmayınca bu kez şüphecilik başlıyor içinde. Hani benim paramı alıyorlar mı, ne yapıyorlar, hani ne şöyle diyorlar? Yaparlar. Özellikle Anadolu'da çok yaygındır. Yaşlıya iş yaptırmazlar. Yok. Yaşlının elindekini alırlar. Doğru değil. Küçük de olsa, çok hafif de olsa bir yaşlıya varsa hemen koşturup onu elinden alırlar. Evet. Olabildiği kadar onu aslında sosyal hayattan itiyorlar. Evet. Uzaklaştırmış oluyorlar değil mi hocam? Yani ben bunun hiç doğru olmadığını her zaman söylüyorum. 80 yaşında, 85 yaşında, 90 yaşında hastam geliyor benim. Diyorum ki ben size hastanızı bırakın, yaşlınızı bırakın gidin demiyorum hiçbir zaman. Ama ona göz kulak olarak kendi fonksiyonelliğini devam ettirsin. Çünkü biz tıbben neyi amaçlıyoruz? Kendi kendilerine bakabilecek, kendi kendine hayatını yürütebilecek bir yaşlı. Aslında bizim hedefimiz bu. Şöyle söyleyebilir miyiz? Yaşlılarımıza çok müdahale ettiğimiz zaman ona faydadan çok zarar veriyoruz değerli izleyenlerimiz. Tabii ki. Aslında siz saygı gösterdiğinizi zannediyorsunuz. Saygı onlara fiziksel anlamda yardımlarına mani olmak değil. Saygı. Tabii. Saygı ayrı bir konu. Tabii. Ama günlük yaşantısına çok müdahale etmek saygı göstermek anlamına gelmiyor. Bazen geliyor mesela yaşlı. Kaç yaşındasın diyorum, yanındakine soruyor yaşını. Çünkü her zaman doktora gittiğinde yanındaki kişi hekimin sorduğu her soruyu cevaplamış. Yani düşünün ki yani sizin sorduğunuz soruyu bile annesinin yerine cevaplıyor. Çocuğa ama yapılan muamele gibi yapılmış, evet, kişiliğini evet. Almışlar elinden. Yani özgüveni kayboluyor yaşlının, özgüveni kayboluyor. Yaşını bile söyleyemiyor, insan yaşını bilmez mi? Teyzeciğim, amcacığım diyorum, onlar daha iyi bilir diyor. Ben diyorum ki bak bugün ben sana yaşını söyleyeceğim, sen 85 yaşındasın. Bu yılda bir artan bir şey. Bu yıl boyunca hep 85 diyeceksin soranlara. Bu kadar basit diyorum. Şikayetini soruyorum. Hemen yanındaki atılıyor. O anlatmak istiyor. Bir insan en iyi şikayetini kendisi bilir. Başkası bilebilir mi? O anlatabilir mi başkasının yerine? Mümkün değil. Ama bizim toplumumuzda hani korumacılık, aynı çocuğumuzu koruduğumuz gibi yaşlımızı da koruyoruz. Özgüvenini, her şeyini elinden alıyoruz. Köşeye. Köşe yastığı gibi oturtuyoruz. Bu Doğu toplumlarında özellikle bizim Türk toplumunda başta olmak üzere çok daha yaygın değil mi? Batı toplumlarında pek fazla bu korumacılığı tabii, görmüyoruz. Tabii yok böyle bir şey. Yani onlar sahip çıkıyorlar, hani bakıcı tutuyorlar, bir şey yapıyorlar ama öyle sabahtan akşama kadar onu gözleyin, işte hiçbir şey yapma demiyorlar. Veya bizde mesela geliyor bakıcı tutmuş, istiyor ki her şeyi bakıcı yaptırsın, her şeyini. Diyorum ki bakıcı yanına yoldaş olsun, her şeyini yapan olmasın. Bakıcı ona baston olsun ama yürüsün. Yani aslında fiziksel aktivitelerini azaltarak yaşlılığı hızlandırmış oluyorlar değil tabii, mi? Tabii ki. Çünkü bir organı ne kadar az kullanırsanız o organ o kadar çabuk hastalanır. Yani bacaklarını, dizlerini, kolunu, beynini, her şeyini kullanması lazım. Bizim yaşlımız öyle zaman oluyor ki yalnız başına bir yere gidebiliyor musun diyorum. Hiç gidemiyorum diyor. Niye diyorum? Çünkü yıllardır hep oğlum götürüyor diyor. Bu hoş bir şey değil, iyi bir şey değil ya. Muhtaçlık bu çünkü. Ya oğluna bir şey olursa? Çok erkenden muhtaçlık duygusunu sokuyorlar tabii ki, kafalarına, beyinlerine. Erkenden yetersizlik hissi doğuyor onlarda. Hani ben hiçbir şey yapamam. Hani bir laf vardır yine halk arasında. Bir kişiye 40 defa deli dersen deli olurmuş, deli gibi hissedermiş kendini derler de. Bir yaşlıya da sen yapamazsın, sen yaşlısın, kenarda dur, biz senin her şeyini yaparız demekle onun yoksunluk, yetersizlik duygusunu sokuyor tabii değil ki, mi? Tabii ki, öyle hissediyor. Yapamam zannediyorlar bir süre sonra. Aslında yapabilirler. Bir yaşlı vücudunu ne tabii. kadar çok kullanırsa, beynini ne kadar çok kullanırsa yaşlılıkla ilgili belirtiler o kadar ötelenmiş evet. olur, ileri atılmış ben olur. Bir yaşlıyı değerlendirdiğimde ona hep ödev veriyorum. Mesela evde iş yapıyor musun hocam, diyorum. Hocam örneklerinizi yok. Daha sonra alalım. Çünkü evet. bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Tamam. Evet değerli izleyenlerimiz. Teslim hocamızla yaşlılık tıbbını konuşmaya devam ediyoruz. Yani geriatriyi konuşmaya devam ediyoruz. En son reklamdan önce yaşlı hastalarımıza ödevler verdiğinizi söylemiştiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasıl, ne ödevler veriyorsunuz? Geliyor, soruyorum mesela ben aileye. Evde ne yapar yaşlınız diyorum. Hocam ne yapacak işte oturuyor, biz her şeyini yapıyoruz diyorlar. Mesela çok basit, kadınlara diyorum ki sen bundan sonra hep çamaşırları asacaksın. Maydanozları ayıklayacaksın diyorum. Maydanoz, hocam güzel ayıklayamaz ne olur falan diyor. Sonra tekrar ayıkla diyorum. O yapsın. Mesela diyor ki eskiden çok güzel örgü örerdi. Örgü ödevi veriyorum. İşte gelecek sefere bir güzel örgü öreceksin. Kaşkol yapacaksın, bana getireceksin, hediye edeceksin diyorum mesela. Böyle bir ödev veriyorum. Erkeklere de mesela hareket edebiliyorsa, şey varsa evdeki ufak tefek tamirata bakacaksın. Alışverişe gideceksin. Diyor hep hanım gider bizim.
alışverişe. Bundan sonra diyorum sen de gideceksin. Alışveriş yapacaksın. İşte erkeklere evle ilgili hani dışarıdan alınıp verilecekler, yapılacaklar. Hanım diyorum bir şey yaparken seninle yardım edeceksin. Meşguliyet terapisi oluyor değil mi bir anlamda? Tabii. Yani bu tür ödevler veriyorum ve gelecek gelişlerinde onu yazıyorum ve soruyorum. Sen bu sefer ne yaptın? İşte benim sana verdiğim bu işi hep yaptın mı, yapmadın mı diye onları mesela soruyorum. Ve utanıyor. Yapmadıysa diyor ki hocam işte ben az yaptım. Gelecek sefer daha çok yaparım. Ama yapmaya başladım diyor mesela. Bunlar çok önemli. Sırf bana söylemek için, yaptım demek için bile buna başladıktan sonra mesela hoşlarına gidiyor. Klinikte şey yaptırıyorum. Bir arkadaşımdan duydum. O yaptırıyormuş. Çok hoşuma gitti. Bizim dinlenme odamız var bir tane. Belli saatte topluyorum onları. Hemşire hanımlara söylüyorum. Balon getirtiriyorum. Yani mesela bizim klinimizdeki hastalarımız hasta yani. Çok da iyi değiller aslında. Ama o yataklardan tekerlekli sandalyeyle getirtiriyorum. Top oynatıyorum. Şey, balon oynatıyorum. Balon. Hareket yapıyorlar. Çünkü kolunu kaldırıyor, eğiliyor, tutmaya çalışıyor. Hem hareket oluyor hem de bir yaşama enerjisi oluyor orada. Hani böyle kendisini birkaç insanla beraber görüyor. Bakıyor ki başkaları ondan daha az yapanlar var, daha kötüler var. Bunları görüyorlar. O yüzden hani böyle meşguliyetle ilgili ödevler veriyorum, onları yaptırıyorum. Tabii bu konuştuklarınızdan şunu anlıyoruz. Yaşlı insanların takibinde hasta da olsalar, belirgin hastalıklar olmasalar da hem hekimin yapması gereken hem de ev bireylerinin, aile bireylerinin yapması gereken bir takım işler var. Evet. Birazcık da bunu sistematik bir şekilde anlatsak. Hekim olarak bir yaşlıyı nasıl takip ediyorsunuz? Yani şeyden farkı nedir? Yaşlı olmayan hastadan yaşlıyı takip etmenin hekim olarak farkı nedir? Evet. Yaşlanınca sıklığını arttığını bildiğimiz bir sürü hastalıklar. Yani yaşlı spesifik bir hastalık deyince hani şu yaşlı da olur genç de olmaz diyeceğim bir hastalık insanın aklına gelmiyor. Ama yaşlı sıklığı artan hastalıklar deyince o kadar çok hastalık var ki. Ve de bunların bir kısmı çok sinsi seyreden hastalıklar. Mesela Alzheimer gibi. Evet Alzheimer hastalığı gibi. Mesela depresyon gibi. Kolesterol yüksekliği. Anlaması mümkün değil bunu kendisinin. Hani şöyle bakarak işte benim şunum şöyle falan diyecek bir şikayet yapmıyor. Kan basıncı. O kadar önemli ki kan basıncı. Veya osteoporoz, kemik erimesi, beyinle ilgili bir takım hastalıklar, damar hastalıkları, kanserler. Bunların hepsinin belli bir düzen içerisinde takiplerini öneren şeyler var. Mesela bizim toplumumuzda adettir. Başı dönen, halsiz hisseden hep kendini kanser zanneder. Hani ben kanser miyim, ben kanser. Gider tepeden tırnağa her yerinin filmini çektirtmek ister. Doktor koşar. İşte beynini çektirir, çıkmazsa akciğerini çektirir, oradan sonra başka yerini çektirir. Bunlar çok uygun şeyler değil. Eğer bu kişiler düzgün takip edilse, kurallara göre takip edilse, hani ben de bu mu vardı, atlandı mı korkusunu çok yaşamazlar. O yüzden bu kişileri hani belli düzenler çerçevesinde takip etmek çok önemli. Ne kadar süre? Eğer hiçbir özel bir hastalığı yoksa onu söyleyeyim. En az yılda bir defa. Yılda bir defa hekime başvurması lazım. Bunun illa geriatrist olması gerekmiyor. Daire hekimi olabilir, pratisyen hekimi olabilir, aile hekimi olabilir. Yani kendisini ama hep aynı yere gitmekte fayda var. Ellerindeki tetkikleri hiçbir zaman kaybetmeden dosyalayarak gitmelerinde fayda var. Çünkü bazen önemli olmayan bir takım laboratuvarda normal gördüğümüz şey bir öncekine göre bozuk olabiliyor. Bir öncekine göre değişmiş olabiliyor. Mesela EKG'si, akciğer grafisi, kan sayımlarında. Hani anormal olmayan sınırlar içerisindeki değişiklikler bile bazen bir işaret olabiliyor bizim için. O yüzden ellerindeki tetkiklerle doktora gidecekler. Bunun dışında hani her yıl takibe gitmenin dışında da mevcut hastalıklara göre hekim önerisine göre düzenli kontrole gelmeleri gerekiyor. Mesela biz hipertansiyonu varsa hastanın ilaçlarla regüle ise 6 ayda bir yılda bir takip ediyoruz. Diyabetik mesela ilaç kullanıyorsa 3 ay sonra 6 ay sonra takibe çağırıyoruz. Yani hekimin çağırdığı takipler çok önemli. Ama bu tetkiklerde hastam benim şeker hastası ben sadece şekerine bakayım göndereyim. Böyle dememek lazım yaşlılara. Çünkü onlarda belli hastalıklar yaşlanmayla giderek artıyor. Bizim kesinlikle değerlendirdiğimiz bazı şeyler var. Hiç şikayeti olsun olmasın. Mesela 5 yılda bir hiç yapılmamışsa kemik yoğunluğunu kesinlikle test ediyoruz. Tiroid fonksiyonlarına bakıyoruz. En az bir defa B12 vitaminini değerlendiriyoruz. Belli kanserler açısından çok basit tarama testleri var. Çok basit tarama testi. Öyle hani tomografiymiş, MR'mış böyle tetkikler değil. Çok daha basit şeyler var.
Bunları yapmaya çalışıyoruz mümkün olduğunca ki bunların süreleri de o kadar uzun ki 5 yılda bir, 10 yılda bir yapılanlar mesela var. Mesela en çok, çok kolay. Yaşlarda tavsiye ediliyor. İşte kolon kanseri, prostat kanseri riski yaşlandıkça arttığı için. Evet. Bunlarla ilgili taramalar, işte kolonoskopi, zahmetli bir tetkik. Evet. Ne kadar sürelerle bunu yani mesela son zamanlarda yapılan basit. Kolonoskopi 10 yılda bir kere öneriyoruz. 10 yılda bir kere. Evet, onun yerine yılda bir kontrollerinde büyük abdestte kan tetkikini daha çok öneriyoruz. Ama mesela kolonoskopi 10 yılda bir yaptıracağız ama şikayeti olmayan, laboratuvarı normal olan hasta için bu geçerli, yaşlı için. Bir takım anormallikler bulduysak tabii ki daha erken yapabiliriz. Veya ailede bir takım hikayeler varsa bu süre 5 yıla indirilebilir. Peki prostat muayenesini erkekler? Prostat yılda bir defa yılda bir kesinlikle defa. Onlara kontrol öneriyoruz. Basit bir kan tetkiki var, PSA denilen bir tetkik var. Yılda bir defa onu biz yapıyoruz kan tetkikiyle ama makattan muayeneyi kesinlikle her kontrolde öneriyoruz. Özellikle bizim erkek hastalarımız, yaşlı hastalarımız bundan kaçınırlar. Evet. Halbuki hekimden hiçbir konuda utanmamak gerekiyor. Sağlık için her şeyi yaptırılabilir. Evet. İş son noktaya gelince maalesef yaptırılıyor. O zaman da iç işten geçmiş oluyor. Zorda kalınca yaptırılıyor. Bu rutin hiçbir şikayetiniz olmadığı zaman sevgili yaşlılarımız, hepinize hürmetimiz sonsuz. Dolayısıyla hekimler de sizin evladınız, öyle bakın. Ve hekim size ne tavsiye ediyorsa, makattan muayene olsa, penisinizin muayenesi de gerekse, her ne gerekiyorsa, kadınlardaki cinsel organ muayeneleri de gerekse utanmamak gerekiyor. Ben yaşlandım, işte namahremdir, evet. Ayıptır, işte çocuğum yaşındaki kişiye nasıl ben oram buramı açarım, gösteririm gibi tabiri caizse böyle tabii, yaklaşımları var. Haksız tabii, mıyım hocam? Tabii, hep yaşlılarımız doğru. Böyle tabii, yaklaşıyorlar. Tabii. Kadınların işte jinekolojik muayenelerini belli aralıkla, özellikle meme nin değerlendirilmesi, evet, gerek muayeneyle gerek mamografiyle değerlendirilmesi çok önemli. Buna da gene hekim karar veriyor. 2 yılda bir mamografi, evet, diyebiliyor mesela, yılda bir diyebiliyor veya bu süre daha kısalabiliyor. Çok önemli. Bir de biraz önce siz de üzerine basarak söylediniz. Yaşlılarda Alzheimer hastalığının hani daha çok sebep olduğu bunama tipi hastalıkları da biz sık olarak görüyoruz. Yaşlanmayla sıklığı artıyor. Biz her yaşlımızı bu açıdan da değerlendiriyoruz. Yılda bir defa unutkanlık değerlendirmesi yaptığımız yaklaşık 15 dakikamızı falan alan bir test var. Biz bu testi yılda bir defa mümkünse yapmaya çalışıyoruz yaşlılarımıza geldiklerinde. Bu testin sonuçlarında bir değişiklik var mı? Bu bizim için çok önemli oluyor. Mesela bir önceki gelişinde 30 puan almış ama 1 yıl veya 2 yıl sonraki takipte 3 puan, 5 puan düşmeler ortaya çıkmışsa bu hastaya bir şey olmuş diyoruz mesela. Bu şekilde takip çok önemli. Her hastamıza psikolojik değerlendirme yapıyoruz. Psikolog görüyor. Yılda bir kez görüşmesini tekrarlıyor eğer hiçbir şey yoksa. İsterse hasta problemi varsa daha kısa sürede geliyor. Çünkü yaşlılarda depresyon sıklığı da çok fazla artmış oluyor. Çünkü gerek fonksiyonel bozukluklar, hastalıklar, kronik hastalıklar, akut problemler, kayıplar, eşini, evladını, çevresindeki birçok sevdiği kişiyi, işini kaybediyor insanlar. İşte ünvanını kaybediyor. Özellikle çok müdahale edilirse, aktivitesiz bırakılırsa, değil mi? Elinden her şeyi, özgüvenini bile alıyoruz bazen. O yüzden depresyonu da çok sık olarak görüyoruz. Bunlar açısından değerlendiriyoruz. Kesinlikle mesela soruyla değerlendirdiğimiz çok basit bir şey var. İdrar kaçırma. Yaşlılıkta çok ciddi bir problem. Çok kolay halledilebilecek sorunlar var. En çok zorlanan giden sorunlardan bir tanesi, evet, bu. Evet, söylemiyor. Mesela kokuyor hasta. Bakıyorsunuz çünkü idrarın belli bir kokusu var. Hasta tabii kendi alışıyor, bilmiyor aslında koktuğunu. Ama karşıdaki kişi bunun farkında. Hastanın koktuğunu siz görüyorsunuz, hissediyorsunuz, duyuyorsunuz. Hastaya kaçırıyor musunuz deyince hayır diyor. Ama diyorsunuz işte böyle bir demek şey var. Demek ki utanmamaları gerekiyor. Yaşlılarımızın utanmamaları gerekiyor. Hiç, yaşlıların bakımıyla ilgilenen yakınlarının hiçbir şekilde rahatsızlıklarını tabii onlara göstermemeleri gerekiyor. Tabii. Saygı budur değil mi hocam? Tabii ki. Bizim toplumumuz aslında ailesine, büyüğüne saygılı. Hani eskiden insanlar yaşlanınca bilge olurmuş. Ama gereksiz abartılı saygı ya da yanlış şeylere saygı, evet, diye algılıyoruz. Evet. Bunlara biz onları bilge olarak görelim. Onlardan hayat dersi almaya çalışalım. Yani onları bir yere koyup da köşe yastığı yapmaktansa hani onların tecrübelerinden, bilgilerinden faydalanalım. Yemek yaparken mesela annemize soralım, anne sen nasıl yapıyordun? Bak bu yemeği yaparken bana yardım et. Gerçekten yardım edebilirler. Yani ne kadar kötü olurlarsa olsun o tekerlek sandalyeyle gidip o masanın başında kızına gösterebilir, gelinine gösterebilir o yemeğin nasıl olduğunu. Aslında bu söylediklerimiz yaşlılıkta koruyucu hekimlik hizmetlerine giriyor. Evet. Bunların bir kısmını hekim, bir kısmını da
aile bireyleri yapmış oluyor. Hı hı. Bir kısmında yaşlının tabii ki kendisi bu tavsiyelere uyarsa yapmış olacak. Hı hı. Bunların dışında koruyucu hekimlik açısından bu, ben çok önem veriyorum koruyucu hekimliğe. Hı hı. Söylememiz gereken, hatırlatmamız gereken hem yaşlılarımıza hem de aile bireylerine önerileriniz var mı? Mesela yaşlılarda görülen en büyük sorunlardan bir tanesi kırıklardır, kalça hı hı. kırıklarıdır. Siz hı hı. daha iyi anlatacaksınızdır. Buradan hani aktivitelerini devam ettirsinler diyoruz ama birazcık da hani genç insanlar gibi abartılı aktivitelerden kaçınmak gerekiyor. Tabii mesela ki. Bu tip şeylere karşı, ciddi düşmelere karşı, yaralanmalara karşı korumak yaşlılar açısından çok çok önemli. Evet. Gençlerdeki gibi olmuyor. Çok büyük sorunlar çıkarabiliyor. Tabii. Kırık demek yaşlı için büyük oranda düşmek demektir. Evet. Yani kırıkların çoğu düşünce olur. O yüzden hani kırığı engellemek için yok işte osteoporoz tedavisiydi falandan önce aslında hasta gelince bir nasıl yürüyor, dengesi nasıl bir bakmak lazım. Yani kapıdan girdiği anda yani içeri doğru yürürken bakılan bir şey. O kadar basit ki ama birçok kişinin gözünden kaçıyor. Hekim o gelinceye kadar başka şeylerle uğraşıyor. Hasta içeri girip oturduktan sonra onu fark ediyor ve bakıyor. Hani bu kişi sandalyeyle mi geldi, üç kişi mi kucaklayıp getirdi, bunun farkında değil. O yüzden hani hastayı daha içeri girerken, yaşlı içeri girerken bakmak lazım. Bu nasıl yürüyor? İyi, doğru yürüyor mu? Dengesi nasıl? Bastonu doğru mu? Bizde baston falan hep miras kalıyor çünkü birbirine. İşte dedesinden, bilmem ölen şundan kaldı. Gözlük mesela. Miras kalıyor insanlarda birbirine. Uymayan gözlükler kullanıyoruz. İşte onun gözlüğü vardı, bana uydu, kullandım. Bunların hepsi insanların yürümesini, dengesini bozan şeyler aslında. O yüzden bu açıdan kesinlikle değerlendirmek lazım. Biz geldiğinde mesela gözleri iyi görüyor mu, kulağı iyi duyuyor mu, yürümesi doğru mu, dengesini bozacak bir sorunu var mı? Bunları değerlendiriyoruz öncelikle. Nörolojik bir takım problemleri var mı? Mesela felç geçiriyor, sağ tarafı zayıf. Ne yapmak lazım? Hastayı desteklemek lazım. Fizik tedaviden yardım istiyoruz. Çünkü bunlar olunca kişiler düşüyor ve bir şeyler oluyor. Baş dönmesi var mı? Çünkü başı dönünce düşebilir. Kalbinde bir ritim bozukluğu var mı? Bunlar açısından değerlendiriyoruz. Bunları mümkün olduğunca düzeltmeye çalışıyoruz ki düşmesinler. Ama yapabileceğiniz çok fazla bir şey kalmıyor bazen. O zaman da işte dediğim gibi kemiği güçlendiren tedaviler, osteoporoz tedavilerinin dışında başka şeyler öneriyoruz. İşte aniden ayağa kalkmayın, tutunarak yürüyün. Mesela evde yürürken koridorlara böyle tutmaçlar yaptırın. Tuvaletten kalkarken böyle tutunup kalkabileceği şeyler. Banyoda küvette değil de hani daha çok duş yapabilecekleri hani duş şeklindeki yerlerde hani böyle gene kenarlarında tutmaçlar olan yerlerde duş alarak ya da uygun oturaklarla hani banyo yapmalarını, banyo yaparken yanlarında mümkünse birisinin yardımıyla yapmalarını öneriyoruz. Çünkü insanların en çok kalçalarını kırdığı yerler evleri. Evet. Evde düşüp kaymaya duruyorlar. Bağlı düşme, tansiyon düşmesine bağlı düşme, sıcağa bağlı tansiyon İlaçlarını düşmesi. İlaçlarını kesinlikle değerlendiriyoruz. Çünkü bu düşmelerin altında ilaç yan etkileri o kadar çok ki. Sersemlik yapan ilaç veriyoruz. Hasta zaten idrar kaçırıyor. Gece bir uyanıyor, tuvalete giderken dengesini kaybediyor, pat diye düşüyor. Kalça kırılıyor. Kalça kırıldıktan sonra bir ay içerisinde mortalite çok yüksek. Tabii yaşlılık belirtilerini hızlandırıyor. Metabolizmayı tamamen zayıflatıyor. Yani yatalak hale geliyor. Bakım evlerine yatışın en önemli sebeplerinden bir tanesi kalça kırıkları. Yani ondan sonra bakım taç hale geliyor. Hocam şimdi bakım evi dediniz, çok benim en çok üzerinde durmak istediğim noktalardan bir tanesine geldim. Müsaade ederseniz onu konuşalım. Tabii. Şimdi bizim toplumumuzda Allah'tan ki yaşlılarımıza bakım konusunda oldukça duyarlıyız, oldukça hassasız. Yapılan yanlışları şimdiye kadar söylemeye çalıştık. Tabii ki evde bakmanın, aile bireylikleriyle birlikte sosyal bir ortam içinde yaşamanın yaşlı psikolojisine, hatta fiziksel sağlığına çok ciddi katkılara, faydaları var. Ama kırsal kesimde bunlara bakmak, bunu yaşlılarımıza bakmak çok da büyük sorun değil ama büyük şehirlerde özellikle yaşam formatı çok değiştiği, hızlandığı için, belki de daha zor hale geldiği için ya da yakınları olmayan yaşlılara açısından bakım evleri ya da huzur evlerinden başka çare kalmayabiliyor. Evet, evet. Bu tabii iki açıdan bakmak lazım. Hangi durumlarda siz yaşlıyı bakım evine, huzur evine göndermeyi öneriyorsunuz? Hangi durumlarda aile olmasına rağmen illaki bakım evi, huzur evine gitsin demek gerekiyor mu?
Birazcık huzurevi ve evde bakım arasındaki farklılıkları, artılarını, eksilerini, avantajlarını, dezavantajlarını bir anlatır mısınız? Huzur evleri tabii dünyada yaş nüfusun artmasıyla beraber Batı toplumlarında huzur evleri adı altında işte büyük binalarda yaşların işte içine doldurulduğu yerler başlamış. Daha sonra bizim ülkemizde de yaş nüfus artınca işte çocuğu olmayan, yakını olmayan işte kişilerin sayısı arttıkça bu tür yerlere ihtiyaç doğmuş ve ülkemizde de huzur evleri mevcut. Hemen her ilde böyle bu tür yerler var. Ve hala da hatta böyle açılmaya çalışılıyor böyle yerler. Özel bir sürü yer açıldı. Çünkü artık yaş nüfus giderek artıyor. Çekirdek aile, bir tane çocuk. Bir çocuk anneye mi bakacak, babaya mı bakacak, hangisini ne yapacak veya işine mi gidip gelecek, kendi çocuğuyla mı ilgilenecek, ona mı bakacak. Tabii böyle sorunlar olduğu için, böyle problemler ortaya çıkınca bir zaruriyetten, bir ihtiyaçtan dolayı böyle yerler doğdu. Hani iyiliği, kötülüğü duruma göre değişir ve tartışılır. Bir de tabii ekonomik açıdan da buralarda kalmak, huzur evlerinde, bakım evlerinde kalmak ciddi bir ücret ödemeye gerektiriyor. Tabii ki. Özel devlet, yerler çok pahalı. Devlet ödüyor mu? Devlet maaşı olmayan, hani bakıma muhtaç olan, kimsesi olmayanlara bakıyor. Devlet hani onların hem sağlık giderlerini hem oradaki ihtiyaçlarını gideriyor. O zaman hekim raporuyla özel de olsa, özel bakım evlerinde olsa belli bir miktarını devlet ödüyor. Özeli ödemiyor. Kendi peki yeterli mi devlete ait bakım evleri? Devletinkiler yeterli değil ne yazık ki. Bazen sıraya girmeleri gerekiyor. İşte beklemeleri gerekiyor. Yani Türkiye'de düşünün ki ben hep söylerim mesela yaşla ilgilenen devlet kurumu kim vesaire diye mesela şimdi düşünecek olursanız çocuk esirgeme kurumu. Sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumu. Yaşlardan da sorumlu. Şimdi bir kişi düşünün ki hem yaşlardan hem çocuklardan sorumlu. Önceliği kime veriyor? Genelde çocuklara veriyor. Çünkü daha hani böyle insanı duygusal olarak daha etkileyen bir konu. Hani öbürleri ne de olsa yaşlı, hani idare eder, şöyle yaparız, böyle yaparız. O yüzden yani bu hizmeti vermeyi hem yaşlı hem çocuğu aynı kişilere, aynı kurumlara verdiğinizde yaşlı ister istemez ihmal ediliyor. Ve yaşlı kurumları hani hem yetersiz hem de ihmal edilmiş durumda aslında bence. Aslında şunu söylesek yanlış mı olur? Olabildiği kadar yaşlılarımızı eğer aile bireyi dışında bir profesyonelin de bakması gerekiyorsa, örneğin bir hemşirenin, bir fizyoterapistin de bakması gerekiyorsa, huzurevi ya da bakım evi yerine evde bu bakımlarının bir profesyonel yardımıyla yapılması daha sağlıklı değil mi? Bizim ülkemizde de bu sorun giderek tabii ortaya çıktı. Kişilerin bakım evlerinde, huzur evlerinde bakımları külfet, hem daha külfetli, bir sürü kurumlara, çalışanlara ihtiyaç duyuyor. Hem de sonuç başarılı değil. Hocam zamanımız çok kalmadı. O yüzden evde, son yarım dakika içinde mesajlarınızı verirseniz. O yüzden evde bakım işine devlet son zamanlarda önem vermeye başladı. Birçok hastalıklar açısından hem de yaşlar açısından. Aile eğer bir sağlık kurumundan yaşlısının bakıma muhtaç olduğuyla ilgili bir rapor alırsa bu yaşlıya devlet çok süper bir para değil ama iyi sayabileceğiniz, asgari ücret diyebileceğiniz oranda bir para veriyor. Böylece hem o kişiler hani yaşlarına bakarken hani daha pozitif bir etki oluyor. Hani para da alıyoruz, daha iyi bakalım şeklinde bir şey oluyor. Hem de yaşlı için daha iyi oluyor. Çünkü yaşlı huzur evine gittiğinde atılmışlık hissediyor. İstenmezlik hissediyor. Ailem beni istemiyor. Yaşlandım. Ben çok kötüyüm. Benim evlatlarım beni sevmiyor hissine kapılıyor. Ve çok kötü oluyor huzur evine gitmek. Yani atılma hissi. Ama evde olunca o da kendini daha iyi hissediyor. Hem parasını devlet veriyor. Onlara yük olmadığını hissediyor. Hem aile o parayı aldığı için daha kolay geçiniyor. Böyle bir hizmet artık gündeme geldi. Evde bakım için yavaş yavaş timler kurulacak. İçinde hasta, hekim, hasta bakıcı, hemşirenin olduğu timler evlere gidip bunlara ne tür rehabilitasyon gerekiyorsa bunları verecek. Bunu bekliyoruz. Evet, Teslim Hocam olmadı. Zamanımız doldu. Çok güzel, değerli bilgiler verdiniz yaşlılarımızın bakımıyla ilgili olaraktan. İzleyenlerimiz sizin söylediklerinizden umarım yeterli mesajı almışlardır. İnşallah. Sevgili izleyenlerimiz önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.